Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuz Exception Handling. Bununla alakalı bir örnek yazarak göstermeye çalışacağım. Şu şekilde bir kod yazmıştık hatırlarsanız. Try demiştik. Daha sonra try'in içine bir account oluşturmuştuk. Ve bu account'un içini boş bırakmıştık şu şekilde. Bu şekilde bıraktığımız zaman bunu biz ekleyemiyorduk. Burada bir exception ile karşılaşıyoruz. Exception olduğu için biz bunu catch ile yakalayabiliyoruz. Catch'in içine exception yazmanız gerekiyor tabi. İyi, bu şekilde yazıyoruz ve daha sonra bu exception ile alakalı bir mesaj almak istiyoruz. Onu da system debug. Bunun içine i nokta mesaj yazabilirsiniz. Biraz kısa olsun. Get mesaj yazalım. Ve mesajı alalım arkadaşlar. Yani eğer yukarıda yazdığımız kodla alakalı bir exception varsa bu catch onu yakalayacak ve yakaladıktan sonra bu exception ile alakalı bize bir bilgi verecek. Öyle diyelim. Sonuncusu da finally. Finally'nin içinde ne yazarsanız yazın. Dediğim gibi yukarıda da try ve catch'e bakmaz. Exception'a bakmaz. Ne olursa olsun bunu print yapar. Bu şekilde. Buraya bir mesaj koyalım görmek için tabi. Buna da diyelim ki this is final statement diyelim. Böyle yapalım, yazalım. Şimdi arkadaşlar burada demek istediğim şey şu. Eğer bir hata mesajı varsa diyelim ki insert'ten sonra system.debug dediniz ve içine bir mesaj yazdınız. Dediniz ki an account has been created diye bir mesaj yazınız. Bu mesaj yazılacak mı yazılmayacak mı ona bakacağız birinci olarak. İkinci olarak hangi mesaj? Catch'in içindeki mesaj yazılacak mı yazılmayacak mı? Hatta ondan önce bir sistem debug daha yazabiliriz. Onun için de şu şekilde bir şey yazalım. Diyelim ki there is an exception diyelim. Şu şekilde bir mesaj koyduk. Evet, bu mesajlardan hangileri yazılacak, hangileri yazılmayacak? Yani execute yaptıktan sonra biz hangilerini görebileceğiz? Ona bakacağız. Bir de şuraya bir tane mesaj koymak istiyorum. System nokta debug diyorum. A new account is being created diyelim. Şu şekilde. Bir mesaj koydum. Yani yeni bir account oluşturulacak şeklinde bir mesaj koydum. Şimdi biz bunu execute yaptıktan sonra hangi mesajlar execution log'da gözükecek ona bakacağız. Öncelikle ben bunu söyleyeyim. Daha sonra bakalım benim dediğim gibi mi olacak. Bir, try'in içinde hata nerede? Exception nerede? Exception şurada arkadaşlar. Insert AC yazalım. Exception burada. Yani dördüncü satırda exception var. Dördüncü satırda exception olduğu için bu satırdan sonraki sistem debugları yani bu satırdan sonra kod durdurulduğu için bundan sonraki sistem debugları çalışmaz. Ama önceleri çalışır. Yani bunu siz sistemde görebileceksiniz. Neden? Çünkü exception'dan önce yazılmış. Exception burada. Catch içindeki şey tamamen exception'a bağlı. Eğer try'in içinde bir exception varsa o zaman catch'in içinde ne varsa bütün sistem debug'ları siz şeyde görebiliyorsunuz. Execution log'da görebileceksiniz. Arkadaşlar. Finally ne olursa olsun hiçbir şeye bağlı değil. Exception'a bakmadan, istisnalara bakmadan içinde ne varsa bu execute olur ve execution log'da gözükür. O zaman şöyle diyelim. Birinci gözükecek olan en baştaki. Çünkü bizim bir exception'ımız var. Exception'ımız olduğu için buradaki gözükmeyecek. O zaman şöyle kalemle işaret koyarsak. Birinci gözükecek olan budur. İkinci gözükecek olan exception olduğu için budur. Bu exception'dan dolayı gözükmeyecek. Finally her durumda gözüktüğü için gözükecek. Bu şekilde işaretledik. Şimdi bakalım dediğimiz gibi oldu mu? Olmadı mı ona bakalım. Execute yapıyorum. Gördüğünüz gibi debug only diyorum.
Şimdi bakalım arkadaşlar. Birinci olarak ne demiştik? En üstteki mesajımız print olacak. Gördüğünüz gibi print oldu. Ondan sonrakisi exception'a takıldığı için burada görüyorsunuz exception'dan sonra olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Gözükmüyor. Bir exception olduğu için burada kod durduruluyor. Catch kısmındaki mesajlar execute oluyor. Gördüğünüz gibi ikisi de burada. Birincisinde there's an exception yazıyor. İkincisinde exception'la alakalı bir mesaj. Yani exception'la alakalı bilgi. Insert fail diyor. Eklenmedi. First exception on row 0 diyor. First error ne diyor? Required field missing name. Evet, dediğimiz gibi. Peki sonuncusu exception'a bağlı mı? Değil. Ne olursa olsun sonuncusu ekleniyor. Şimdi biz buna bir name verelim şu şekilde. Bir de öyle deneyelim. Name diyelim. New account 99 diyelim buna. Şimdi bizim beklentimiz şu. Birincisi zaten print olacak. Çünkü exception olsa da olmasa da önde olduğu için bu execute olacak. İkincisi SMD bağımız print olacak. Çünkü bunu exception'ımız yok burada. Bir hata mesajı beklemiyoruz. Exception olmadığı için catch kısmını atlayacak. Finally her zaman print olacak. Yani execute olacak. İsterseniz bir deneyelim. Farkını görelim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakıyoruz. Birincisi ne olursa olsun print olacak demiştik. Oldu. İkincisi exception'a bağlı. Exception'ımız var mı? Yok. Demek ki account'umuz kuruldu. An account has been created. Yani bunun print olabilmesi için insert'ün tam olarak çalışması gerekiyor. Eğer bu account eklenmemişse zaten bu gözükmez. Bu gözüküyorsa demek ki account eklenmiştir. Öyle diyelim. Ondan sonra 7 catch. Bunu atlıyoruz. Neden? Çünkü exception yok. Exception yakalayamadığı için bunun içindeki kodlar çalışmaz ve çalışmadı. Finally gördüğünüz gibi her iki tarafta da çalıştı. Exception olsa da olmasa da finally kısmı çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde 3. videomuzu çekmiş olduk. 4. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.